İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugün İpek Çiftçi konuğumuz. İpek 25 yaşında, şu an Viyana'da yaşıyor. 5 senedir orada. İpek zora talip olan bir arkadaşımız. Bu yönüyle de bana çok örnek oldu. Şu an Viyana Teknik Üniversitesi'nde iki bölümde okuyor. Makina mühendisliği üzerine ve bir de yan dal olarak da işletme okuyor. Şimdi hem yani zor aslında iki alanı seçmiş durumdasın. Bir de bir kadın olarak makine alanını seçmiş durumdasın. Viyana Teknik Üniversitesi çok zor bir üniversite. Burada da Türkiye'de de devam edebilirdin. Yani bayağı zora talip oldun İpek. Neden zora talip oldun ve niye iki bölümü seçtin? Neler dersin? Şöyle, öncelikle ben kendimi bildim bileli hep yurt dışında okumak istedim. Yani bayağı ilkokul çağından beri kafamda hep yurt dışı vardı. O yüzden hiç Türkiye'de mi kalsam, yurt dışına mı gitsem tarzında bir soru olmadı kafamda bunu seçerken. Sonrasında da bölümümü araştırırken hani hangi bölümü okuyayım deyip o üniversitelerin bölümlerine bakıyordum. Şu anki bölümümü gördüm. Hem makine mühendisi hem de işletme karışık bir bölümdü ve ya çok hoşuma gitti açıkçası. Bana bir büyük bir avantaj olacağını düşündüm. Çünkü bir kere çok yönlü bir bölüm yani. İki sahada da bilginiz oluyor. Kariyerimde de bunun bana çok yararının olacağını düşündüm. Hem işin mühendislik kısmını bilip hem de işletme kısmını biliyor olmak. Ya, bu da hoşuma gitti. Sonra da o dediğin bir kadın olarak bunu yapmak. O da beni çok cesaretlendirdi. Yani maalesef toplumda hala böyle bir önyargı ve algı var. Kadınlardan mühendis çok iyi olamayacağı ya da şöyle diyeyim erkeklerden daha iyi mühendis olacağı şeklinde bir ön yargı var. Bana birisi bölümümü sorduğunda ben de işte mühendislik okuyorum dediğimde aa wow, bir kadın olarak hem de bravo sana tarzında bir yani cevap alıyorum ama mesela erkek arkadaşlarım bunu söylediğinde hiçbirine aa bir erkek olarak mühendislik okuyorsun çok iyi yani cevabı almıyorlar. Ya yani bir kadının da bunu en az erkekler kadar iyi yapabileceğini de göstermek istedim. Yani ne kadar örnek bir şey değil mi? Aslında bazı roller oluyor. Hani bunu kadınlar yapar, bunu erkekler yapar gibi. Aslında çok yanlış, hepimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yeter ki o zor gibi görünene aynen senin yaptığın gibi talip olalım. Peki bir taraftan da okul da oldukça zor bir okulda, çok sıkı bir eğitim, sıkı olan bir okulda okuyorsun. Okulda karşılaştığın zorluklar nelerdi, örneklerin nelerdi ve onları nasıl aştın? Bunun hakkında çok örnek var. Ha. Ama mesela okulun ilk gününden daha başlayabilirim. Dekanımız bizi bir böyle sınıfa soktu ve orada bize bir uzun bir konuşma yaptı. Hem bölümü anlatan hem bizden ne beklediklerini anlatan ve ya hiç unutmadığım, arkadaşlarımın da büyük ihtimalle hiç unutamayacağı bir cümle kurdu. İşte diyelim dünyadaki bütün kütüphaneler, kitaplar bir şey oldu ve yandı. Sizin kendi alanınızda bu kitapları baştan yazacak bilgiye sahip olmanız gerekiyor tarzında bir şey söylemişti. Bu bana yani çok iddialı geldi. İlk gün tabii çok anlayamadım ama çok iddialıydı. Sonrasında gördüm ki gerçekten bizden istenen mükemmel olması yani yaptığımız işin. Bazen yeri geliyor en ufak bir hatamızda sıfır alıp kalabiliyoruz. Bu tabii çok can sıkıcı bir şey oluyor çünkü siz çok büyük bir emek koyuyorsunuz işin içine, zaman harcıyorsunuz. Yani işin stres ve psikolojik kısmını zaten buna şu an katmıyorum bile. Yani herkes tahmin edebilir. Ve bunların hiçbirisi olmamış gibi. İşte burası lise değil, her doğru yaptığına puan almayı burada bekleme tarzında cevaplar alıp yani o bütün çalışmanız ve emeğiniz böyle sanki buruşturulup çöpe atılıyor gibi hissediyorsunuz. Bununla öncelerinde çok savaştım. Çok haksızlığa uğramış hissettim kendimi. Ama şimdi mesela bakıyorum o zamana ve diyorum ki
Tabii ki de yani iyi ki olmuş demiyorum ama bunun beni olgunlaştırdığını görüyorum. Hı-hı. Ve bana en önemlisi şunu öğretti. Yani bazen elinden gelenin gerçekten en iyisini yapıyorsun. Çok çalışıyorsun, çok Hı-hı. emek harcıyorsun ama bazen bir şey oluyor ve olmuyor. Ya yani bu başarı kadar işte bence başarısızlık da var hayatta. Ve burada o işin önemli kısmı, yani bunu gerçekten yapmak istiyorsan nasıl düştüysen öyle kalkıp bir şekilde devam edip en sonunda ona zaten ulaşıyorsun gerçekten istersen, ama o işte pes etmeden bunu gerçekten istiyorsan evet. içinde varsa devam etmek lazım. Hı-hı. Ben yani bunu böyle açtım evet. ama zor bir süreçti. Aynen. Peki mesela başarısız olduğun zamanlarda da pes etmemek dedin ya, böyle bir hani örneğin nedir? Ne oldu ve ne yaptın orada? Ya örneğin mesela bir kere sınavda zamanı yetiştiremeyip böyle sınavda hem çözüm alanımız var hem de bir kutucuk alanımız var. Oradan oraya yazarken yanlış yazmıştım. Aha. Ve ama yani hani çözümüm gözüküyor orada ve böyle yani bir şekilde olmadı ve puan alamadım. Hocamla konuştum, yani gittim konuşmaya, dedim bakın böyle yani bildiğimi görüyorsunuz. Bana şöyle demişti, yani bunu bir paket gibi düşün demişti. Yani senden istenen sadece doğru bilgi değil, aynı zamanda stres yönetimi, aynı zamanda zaman yönetimi, bunun hepsini senin bir paket halinde bize veriyor olman lazım demişti. Ben de o günden beri açıkçası biraz işin bu kısmıyla da çalışıyorum. Stres yönetimi, evet. işte zaman yönetimi. Bunların hepsini insan zamanla, istediği zaman öğreniyor. Yani şöyle diye anlattıklarından kendime açıkçası bir ders soruyorum. Emek vermek çok önemli ve zor bir şeyin talip olmak, bu noktada yapmak. Hem sürecin kendisi önemli, yani o sürecin içerisinde o bütün zorluklar, onlarla başa çıkmak. Ama bir taraftan da sonuçlandırma gayreti de önemli ve onu evet. doğru ve iyi bir sonuca götürmek kısmı da önemli. Evet, evet. Yani bir aksiyon alıp bir şeyler yapmak lazım. Çünkü evet. Yani oturduğunuz yerden kimse size maalesef bir şeyler sunmuyor. Sizin bir şeyler yapıp işte o istediğinizi almanız gerekiyor. Evet. Peki bir de şeyi de sormak isterim. Yani bütün bunları yapan İpek nasıl böyle bir İpek oldu? Nedir bu başarının arkasındaki? Öncelikle annem ve babam tabii ki de. Yani gerçekten onların desteği. Bir kere şu çok büyük bir özgürlük bence bir çocuğun üstünde. İşte ben ne karar verirsem vereyim, annem ve babam beni destekleyecek ve benim arkamdalar. Hani ben bunu bildiğim için hayatta ne karar alırsam alayım ya da nasıl bir işte başarı ya da başarısızlık içinde kendimi bulursam bulayım, onların beni destekleyeceğini biliyorum. Bir de bana gerçekten yani kendimi bildim bileli bütün kararları hep bana aldırdılar. Tabii ki de bana hep tavsiyeleri oldu, işte kendi düşüncelerini söylediler, oturduk bunları konuştuk ama gerçekten bütün kararları hep günün sonunda kendimle ilgili kararları tabii ki de ben kendim aldım. Yani bu bana şunu öğretti. Yani ben öncelikle bir karar verme özgürlüğüm var. Ve bir karar veriyorum. Bunun sonuçlarına da kendim katlanacağım. Yani iyi bir karar verirsem bunun ödülü de benim. Ama evet. yani insanız hepimiz, hani bazen kötü kararlar, yanlış kararlar da verebiliyoruz. O zaman da bu yine benim kararım, yani ben bu yola girdim ve olmadı, ne yapalım yani. Hani annemle babamın bu konuda beni böyle yetiştirmeleri gerçekten beni ben yaptı diyebilirim. Sonrasında da planlı olmam, planlı ve disiplinli olmam
Yani onda da yine annemin katkısı çok fazla. İlkokulda bana bir ajanda hediye etmişti. Böyle ya, ilkokul çocuğu neden ajanda tutar öncelikle? İşte o zaman dershaneye gidiyorduk, işte ders alıyorduk. Onların gününü yazmak için böyle çok karikatürlü, tatlı, minik bir ajandaydı. O bende bir alışkanlık haline geldi. Böylelikle planlı oluyorum, yapmam gereken şeyleri biliyorum, ne zamana kadar yapmam gerektiğini, işte yapılacaklar listemi oluşturuyorum. Bu gerçekten yani sadece işin okul çalışma alanında değil, yani hayatta da hiçbir şeyi atlamamamı sağlıyor açıkçası ve hiçbir şeyi ertelemememi sağlıyor. Ertelemek çok büyük bir şey zaten, yani hastalık gibi bir şey bence. Yani ne kadar erteledikçe, çünkü yani yapacaklarınızı da ertelediğiniz için uzuyor gidiyor o böyle. İşin içine hani biraz disiplin de girince zaten yapmak istediklerinizi yapıyorsunuz. Peki bir tek ajandan, şu an kullandığın ajandan yakınlarında mı? Yakınımda tabii ki de. Hep masamdadır. Göstereyim. Mesela en yoğun olduğum zamanlardan bir örnek verebilirim. Ocak ayında. Şöyle ocağın ilk haftaları. Burada mesela işte gün gün ayırmışım. Yapmam gerekenleri yazmışım o günler içinde. Böyle arkasında da işte notlarım. Yapmam gerekenler. Bunların yanında işte yani tik attıkça... Kendimi hem iyi hissediyorum, hani bir şeyi yaptım diyorum. Hem de gerçekten hiçbir şeyi atlamamış oluyorum. O yüzden ya, ajanda tutmayı herkese öneririm de aynı zamanda. Bir de bence yani benim kendime yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi konfor alanımın dışına çıkmayı öğrenmek. Ya, bu yeteneklerinizi geliştirmek için en etkili yöntemlerden bir tanesi bence. Çünkü ya bir korkunuz oluyor içinizde. Neden olduğunu bilmiyorsunuz. Ve yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Ama bunu işte kendinizi biraz ittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yapmışsınız ve korkulacak bir şey yokmuş. Hem insanın kendine özgüveni geliyor. Hem yeteneğiniz gelişmiş oluyor. Bir de bu yani çok önemli. Böyle bir örneğin de var mı paylaşabileceğin? Bu konfor var tabii ki. mesela ben ilkokulda yani koşuyordum. Böyle yarışmalara katılıyordum. Yani koşabiliyordum. Sonrasında çok uzun yıllar hiç koşmadım. Maksimum yürümüşümdür hızlı tempoda ama hiç koşmadım. Avusturya'ya geldiğimde burada da yani koşmak insanların böyle kültüründe var neredeyse. Dışarı çıktığınızda herkes ormanda, sokakta koşuyor. Yani ilk geldiğimde çok özendim. Dedim ben de neden yapmayayım bunu, hani geri dönmüş olurum. Sonra işte giydim spor eşyalarımı falan, dışarı çıktım. Koşamıyorum. Bir yani nefes alamadım, o nefesimi ayarlayamadım. İki yani bir süre sonra bacaklarım artık adım atamayacak hale geldi. Ama yanımda insanlar koşuyor bu arada. Kendimi çok kötü hissettim. Hem utandım açıkçası, yani nefes nefese kaldım falan böyle. Dedim İpek tamam, yok hemen en kısa yoldan evine dönüyorsun. Sonra eve geldim. Yaşadığım böyle en kötü anlardan bir tanesiydi. Sonra aradan zaman geçti. İçimden hep çık yine koş diyorum. Ama diğer yanımda diyor ki yani çıksan hani yine aynı şey, onu yaşamak istemiyorum bunu. Sonra dedim yani ne olur. Hani maksimum yine koşamazsın. Eve dönersin. Çıktım. Yavaş yavaş nefesimi kontrol etmeyi öğrendim. Kısa mesafelerden başladım. O mesafeleri gittikçe uzattım falan. Şu an yani çok rahat bir şekilde koşuyorum. Bu benim bir konfor alanımdı ve bunun yani yapabiliyorum şu an. Kendime işte bunu gösterdim. Yani başladığın sürece yapamayacağım bir şey aslında yok. Güzel. Sen de o zaman artık koşarken şöyle yanındakilere havalamamı istiyorsundur. İpek, bir de daha önceki söyleşimizde orada da müthiş bir örneğin vardı. Bu sınavda atıyordun. Evet.
musun onda? Bu da benim açıkçası konfor alanlarımdan bir tanesiydi. Herhangi bir otoriteyle konuşmak. Yani bu herhangi birisi olabilir. Profesörüm olabilir, burada bürokrasiden birisi olabilir. Yani çekiniyordum ve konuşamıyordum. Ya konuşabiliyordum ama çok istemeyerek yapıyordum bunu. Bir gün bir sınava girdim, ardından mail geldi işte kaldınız diye. Dedim nasıl olabilir böyle bir şey? İşte profesörümle konuşmak istedim. Ama bir yandan da yani şimdi ortada bir başarısızlık var. Siz zaten profesörle konuşma gibi bir fobim var. Gidip onunla karşılıklı oturacağım. Bir de üstüne üstlük ondan bir şey isteyeceğim. Yani isteyemeyen de birisiyim. Ondan bir de yani puan isteyeceğim falan. Ya hiç gitmek istemedim. Ama dedim ki yani bir cesaret. Aldım randevu, gittim. Kapıdan böyle çekinerek girdim falan. Oturdum, kağıdım geldi adam karşımda. Sonra bir baktık, benim bir sorumu okumamışlar. Yani ben şok bakıyorum, profesörüm şok bakıyor. Sonra işte dedi, hani özür dileriz, nasıl oldu böyle bir şey? Hani hemen puanımı verdi, geçtim yani. Ya. Sonra bir baktım, benim o çekinerek girdiğim odadan profesörüm benden özür diliyor. Yani ben öyle çıkıyorum. Sonra dedim ki kendime, yani bak hani korkulacak hiçbir şey yok. Yani maksimum hep bu kafayla gidiyorum. Maksimum yine en kötü ne olurdu? Bana yani olmamışlardı. Yine ben o kapıdan çıkıp giderdim ama ya bir aksiyon aldım. Cesaret geldi bana. Gittim ve kazanarak çıktım oradan. Orada peki cesaretlenmeni sağlayacak kendine ne söyledin? Kendime dedim ki yani zaten şu an olan en kötüsü oldu. Hani kaldım. Ya da mesela koşmamda da zaten en kötüsü oldu. Koşamadım. Yani bundan daha kötü zaten ne olabilir ki dedim. Maksimum yine işte hayır cevabı alırım, çıkarım. Öyle bir cesaretle girdim. Sonra yani ikisinden de olumlu bir sonuçla çıktım. Ya o günden beri gerçekten bu benim hayatımı çok değiştirdi. Yani şu an herkesle konuşabiliyorum. Herkesten bir şey istiyorsam istiyorum. Bu beni hem motive etti hem de dediğim gibi cesaretlendirdi. Bravo. Yani bizim hepimiz adına çok önemli bir aslında ders var. Cümlelerimiz ne olur bilmiyorum. Kişiden kişiye değişir ama bir şekilde cesaretlenmek için kendi cümlelerimizi kurmamız çok önemli. Peki İpek, şimdi büyük soru geliyor. Hazırım. Hayatın amacını şu an ne olarak tanımlarsın? Nedir amacın? Hayattaki amacım açıkçası benim mutlu olmak. Yani ben her şeyi günün sonunda mutlu olmak için yapıyorum. Hayattaki bütün her şeyi gerçekten bunun için yapıyorum. Bunun yani şöyle söyleyebilirim, ben hayatta amaçlar ve araçlar gibi ikiye ayırdım her şeyi. Benim için işte hayatımın amacı mutlu olmak. Bunun için araçlarım da mesela şu an çalışmak. Yani gelecekte istediğim birkaç şey var ve bunları yapmak için şu an çalışmam gerektiğini biliyorum. Ama bunun yanında mesela eğlence, sosyalleşmek, bunlar da benim için çok önemli ve bunu da böyle bir dengede hep yürütmeye çalışıyorum. Yani benim için bunların hepsi bir denge. Bir tanesini diğerinin önüne geçirmemeye çok çalışıyorum. Çünkü yani çok çalıştığınız zaman bu sefer işin diğer kısmı kaçıyor. Amaç zaten mutlu olmak, yani hani ne anlamı oluyor o zaman. Ama işte işin içine çok eğlence, az çalışma girdiğinde de bu sefer yani o olmuyor. O yüzden böyle ikisi birbirinin üstüne geçmeyecek şekilde dengeleyerek bazı şeyleri yaşamaya çalışıyorum. Yani böyle. Daha ne olsun değil mi? Bir taraftan yani şirketlerde yaptığım eğitimlerde düşünüyorum. En çok şikayet edilen konulardan bir tanesi hep iş, hep iş denilebiliyor. Bazen çok kaptırabiliyoruz. Yani ne hep iş, ne hep eğlence ya da sosyalleşme, o dengeyi kurmak çok önemli. Peki son olarak da şunu sormak isterim. Hem gençlere, hem büyüklere ve ailelere neler önerirsin? Ne yapalım bu zorlara talip olup anlamlı bir hayat yaşamak için? Şöyle, öncelikle gençlere, yani benden daha küçük olanlara şunu
yani şunu yapsınlar. Bu hayat kendilerinin hayatı. Öncelikle bunun bilincine varmak lazım. Kendilerine bir amaç belirlesinler. Yani ben işte ne için yaşıyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Yani bir amaç belirlemek bence çok önemli. Bununla ilgili sonra da kendine araçlarını belirlesinler. Bunu yapmak istiyorum. Peki yani bunun için ne yapmam gerekiyor? Beni ne bu amacıma ulaştırır? Ve bunu takip etsinler. Ve işte dediğim gibi yani her şeyi kendileri için yapsınlar açıkçası. Yani söylemek istediğim bu. Birileri için değil, kendi istedikleri için bir şey. Çünkü bence yani böyle başarılı olunuyor. Çok istemediğiniz bir yolda başarılı olmak çok zor ve ne kadar başarılı olunur açıkçası bilmiyorum. O yüzden yani bu insanların çok düştüğü bir hata bence işte ailelerinin istediklerini yapmak. Belki ailelerinin istediği bölüme gidip onu okumak ya da ya bu her şey olabilir. Ailelerinin istediği sporu yapmak bile olabilir yani. Mesela basketbol oynamak istemiyordur ama işte ailesi onu kursa yazdırmıştır. İstemeye istemeye gidiyordur. Hayır, belki bu çocuk işte tenis oynayarak daha mutlu olacak ve orada çok daha başarılı olacak belki. Yani her seçimi kendilerini dinleyerek yapsınlar. Aileler de o çocuklara yani bu özgürlüğü tanısınlar. Tabii ki de onlar her zaman çocukların iyiliğini istiyordur. Ama bazen işte o iyiliği isterken asıl hani mutsuzluğa sürüklüyor olabilirler. Çünkü yani istemediğiniz bir ortamda bulmak ve orada devam etmek yani çok hoş bir duygu değildir herhalde. Evet. Yani bir de bu çocuklara bence çok büyük bir özgüven de sağlar. Kendi kararlarını verebiliyor olmak. İşte her zaman iyi doğru karar da yok tabii ki de. Hani bazen insanız, kötü karar da işte yanlış karar da verebiliyoruz ama bunun da sonunda kendileri yüzleşecekler ve bu onlara her seferinde bir şey öğretecek. Yani siz bazen aileler bir şeyi 10 kere söylüyor ama öğrenmiyoruz yani. Çünkü onu benim yaşamam gerekiyor. İşte yanlış karar vermek de yani aileler de çocukların yanlış karar vermesinden çok korkmasın. Değil mi? Yani aklıma bunlar geliyor. Yani ne güzel bir yan oldu. Peki son demiştim ama aslında son bir de şunu sormak isterim. Hayallerin nelerdir? Hayallerim yani dediğim gibi mutlu olmak öncelikle ve yani en son hayalim bana ait bir şey yapmak. Yani benim imzamı taşıyacak, benimle ilgili bir şey bırakmak dünyaya belki. Bilmiyorum bu ne olur ne olacağı hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Ama yani günün sonunda gerçekten benden bir şey yapmak istiyorum ve yani böyle somut bir şekilde onu görmek istiyorum. Arkama yaslandığımda böyle gördüğüm görüntü benden bir şey olsun istiyorum. Ama dediğim gibi bununla ilgili şu an yani hiçbir şey yok kafamda. Ne konuda olur, ne yaparım bilmiyorum. En son yani en büyük hayalim bu. Kendimden bir şey bırakmak. Daha ne olsun İpek. Çok güzel belirlemişsin ki o zaman hepimize de bu dünyada iyi izler bırakmak üzere diyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Sağ ol, aynen.